Doğru, tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize mutlu akşamlar. Efendim, bendeniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Çin'den Türkiye'ye getirilen korona vak aşısı Alanya'ya da ulaşarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Hastane çalışanlarına vurulacak aşıya önce olan başhekim Hüseyin Lakadamyalı ve hastane yönetimi ilk doz aşılarını oldu. Lakadamyalı'nın ardından hastanenin 1200 çalışanının aşılanması için süreç resmi olarak başlamış oldu. Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının uygulanmasına Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Sağlık çalışanlarının randevu alarak katıldığı çalışmada ilk aşı başhekim Hüseyin Lakadamyalı'ya yapıldı. İlk etapta 1200 aşı gelen hastaneden aşılama çalışması 4 gün süreceği belirtildi. Alkü Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı aşılanmaya başlandığını söyledi. Lakadamyalı, değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın katkılarıyla 20 aşı alanı oluşturduk. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden gönderilen aşılar elimize ulaştı. Sabah itibarıyla aşılamaya başladık, dedi. Şu anda hastanemizde oluşturulan, değerli hekimlerin ve sağlık çalışanlarının katkılarıyla oluşturulan aşı alanındayız. Hastanemizin rol modeline göre 20 adet aşı odası oluşturuldu. Dün akşam itibariyle hizmete hazır hale geldi. Ve bu sabah İl Sağlık Müdürlüğümüzden gönderilen, öncelikle sağlık çalışanları için gönderilen aşılar elimize ulaşmış oldu. Sabah itibariyle de aşılama faaliyetine başladık. Son bir yıldır özgürlüklerimiz, sağlığımız, koronavirüs tip 2'nin yol açtığı riskler nedeniyle oldukça kısıtlanmıştı. Aşı bizim için çok önemliydi. Aşı bu hastalıkta mücadelede en önemli silahımızdı. Öncelikle 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Halkımızı da kısa bir süre sonra aşılamaya başlayacağız. Bununla ilgili takvim yine Sayın Sağlık Bakanımız tarafından ilan edilecektir. Yine toplum aşılamasında da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Hastanedeki tüm sağlık çalışanının aşı olacağını belirten Lakadamyalı, hastanemiz çatısı altında görev yapan 1200 kişilik aşı geldi. 100 dolayında çalışanımız hastalığa yakalanmıştı. Onun dışında tüm personel gönüllülük esasına göre aşı olacak, dedi. Hastanemiz çatısı altında çalışan tüm çalışanlar, dolayısıyla temizlik personeli de, güvenlik de, EB de, hemşire de, hekimler de, diğer idari görevlerde bulunan tüm sağlık çalışanları, tüm çalışanlar sağlık çalışanları olarak kabul ediliyor. Şu anda tabii sağlık çalışanlarımızın bir kısmı malumunuz bu hastalığa yakalanmıştı, geçirmişti. Dolayısıyla toplam 1300'e yakın sağlık çalışanımız var. Bunların bir kısmı hastalığı yakın tarihte geçirmiş olmaları nedeniyle 1200 adet aşı merkezimize ulaşmış durumda. Bu hafta başına kadar biz hastanemizde çalışan sağlık çalışanlarının tamamını, tabii ki bu biliyorsunuz isteğe bağlıdır. Herhangi bir zorunluluk söz konusu değil çalışma anlamında, aşı yaptırmak anlamında. Tüm çalışanlarımızı biz hızlı bir şekilde aşılamaya gayret edeceğiz. Sağlıklı günlerde, maskesiz günlerde buluşmak üzere. Hastane olarak aşılama çalışmalarına başladıklarını aktaran enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyla soğuk zincir sorumlu hekimi Fatma Nur Pepe ise şu ana kadar sıkıntılı giden bir süreç olmadı ve sistem işliyor. Kendi personelimiz bittikten sonra toplumsal aşılamaya da başlayacağız, dedi. Şu ana kadar sıkıntılı giden bir sürecimiz olmadı. Sistem işliyor. 28 gün aralığı 2 doz aşılama planladı, programladık. Aşılama sistemimiz, şemamız başlamış durumda. Kendi sağlık personelimiz bittikten sonra toplumsal aşılamaya da başlayacağız, geçeceğiz. Odalarımız hazır, fiziki ve personelimiz müsait. Aşılamalarımız başladı. İnşallah hayırlı olsun toplumumuz için. Vatandaş da hayır, aşıya özensin. Önemli olan o zaten. Yani
başhekimimiz oldu. Alanya'da başhekim Yücel Kurt, tüm sağlık çalışanlarına örnek olmak adına görev yaptığı hastanede ilk koronavirüs aşısını oldu. Finike Devlet Hastanesi başhekimi Alanyalı Yücel Kurt, eski normal günlere dönebilmemiz için aşı yaptırmamız gerekiyor. Tünelin ucunda görünen ışık aşıydı. Aşının gelmiş olması mutluluk vericidir dedi. Sağlık Bakanlığı'nın randevu sistemine kayıt yaptıran Kurt, Finike Devlet Hastanesi'nde örnek olmak adına ilk aşıyı yaptırdık. Tüm hastalarımıza da Cenab-ı Allah'tan şifalar dilerim dedi. Devlet Hastanesi'nde 4 yönetici dahil birçok pozitif vaka görülmüştü. Bundan tam 800 sene önce Alaaddin Keykubat Alanya'yı özgürlüğün kanatları altına aldı. Geçmişten gelen gücümüz, geleceğe olan inancımızla 800. yılımızın haklı gururunu ve büyük coşkusunu yaşıyoruz. Bu sözlerle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı. Alanya'nın 800 yıl önce Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından, o dönemdeki ismi Kalanoros olan Alanya'yı uzun kuşatma sürecinin ardından kale komutanı Kayvart'ı teslim olmaya ikna ederek fethedip Alanya ismini vermişti. Fethin 800. yılı anısına ise bu yıl Alanya Belediye Meclisi'nde Selçuklu yılı olarak ilan edilip hazırlanan logonun yıl boyunca kullanılmasına oy birliğiyle Ocak Meclisi'nde karar verilmişti. Başkan Yücel, mecliste yaptığı konuşmadaysa Türk-İslam medeniyetiyle tanışmamızın 800. yılına girmekteyiz. Alanya Belediyesi olarak 2021 yılı boyunca fetih ve fetih coşkusunun önce tüm kente, ulusala ve uluslararası arenaya yayılması için etkinlikler düzenlemeyi planlamaktayız diyerek, yıl içinde pandemi koşullarında yapılacak etkinliklerin mesajını vermişti. Selçuklu yılı olarak adlandırdığımız 2021 yılında fetih coşkusunu hep birlikte yaşamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili ekibimiz iyi bir çalışma yaptı. Başkan Adem Murat Yücel, kentin asırlar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması nedeniyle kullanılan isimlerin yazılı olduğu bir Selçuklu yılı videosu hazırlatarak sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video büyük beğeni alırken 800. yıl dönümü Alanya'nın il olmasıyla taçlansın yorumları ise destek buldu. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracıyla ilgili disiplin kurulu kararını iptal etmesinin ardından İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan bu duruma mahkeme ihracı iptal etti. Ama gönüllerdeki ihraca müdahale edilmiyor be hocam diye kinayeli paylaşımda bulundu. Selam ve saygılarımı iletiyorum. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında Fethullahçı terör örgütüyle ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından önce disiplin kuruluna sevk edilmiş, ardından parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti. Özdağ'ın bu kararın iptali için açtığı dava dün sonuçlanarak ihraç kararı iptal edildi. Mahkeme kararını Twitter'dan Ümit Özdağ, adalet yerini buldu diye değerlendirirken, Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan ve birçok partili de sosyal medyadan bu konuya atıfta bulunarak mahkeme aklasa da vicdanları yaralandı anlamı taşıyan paylaşım yaptı. Arıkan sosyal medya hesabından mahkeme ihracı iptal etti ama gönüllerdeki ihraca müdahale de edilmiyor be hocam. Asıl olan da o değil mi dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel Alanya'da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretine Sapadere Mahallesi'nde başlayan Özel, Alanya Ziraat Odası'nda üretici birlikleriyle görüştü. Toplantıda en önemli gündem maddesi ise kuraklık ile birlikte yeniden dikkatlerin çekildiği konu vahşi sulama tekniği oldu. Alanya'da üreticinin sorun ve taleplerini dinlemek, üreticiye destek verecek projeler geliştirmek üzere bilgi paylaşımı için Alanya'ya gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel'e ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Müdürü İlyas Şirin, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Ziyarette konuşan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tarımsal sorunların her zaman var olduğunu söyledi. Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı. Fide
isteyecekler. Materyal temini de yapabilmek için biz üretimini de yapmamız lazım. Yoğun bir şekilde yapmamız lazım. Bu hususta biz zaten çalışmamızı yapıyoruz. Hem Antalya Büyükşehir'imize projemizi vereceğiz. Toprakları korumak gerektiğini ifade eden Özelse, toprağı koruyabilmeliyiz ki çiftçiyi koruyabilelim. Seranın içine kadar damla sulama desteğimiz yok ama bu çok daha kapsamlı bir şey. Antalya'da çok ciddi oranda örtü altı yetiştiriciliği yapılıyor. Yaptığımız tüm sulama projeleri vahşi sulamanın önüne geçmek için yapılıyor dedi. Bizim yapmamız gereken birinci öncelik topraklarımızı, kaynaklarımızı korumak. Onları korumalıyız ki çiftçimizi koruyabilirim zaten. Birinci önceliğimiz bu olmalı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ve avokado üreticileriyle Ziraat Odası'nda görüşen Özel, Alanya'nın hem tarım hem de turizm açısından çok değerli bir bölge olduğunu belirttiği açıklamasında, Alanya çok ciddi zenginliğe sahip bir ilçe. Burası toprağına düşte maksimum verim sağlanabilen bir yer. Mahallelerde en çok karşılaştığımız sorun sulama ve pazarlama diye bilgi verdi. Zaten biliyoruz burada çok iyi tarım yapılıyor. Bir kere hem turizm hem tarım açısından çok değerli bir yer. Ayrıca da iklim açısından da çok değerli. Kendine özgü bir ilçemiz. Sevilgen ise Alanya ve Gazipaşa Türkiye'de tropik iklimin en iyi yaşandığı yer. Üretilen meyvelerin soğuk havanın içine girmesi lazım. Yaş sebze ve meyve çok çabuk çürüyor. Devletin çok önemli destekleri var. Alanya çok önemli yer diyoruz ama şu an devlet destekli burada bir tane soğuk hava deposu yok diye konuştu. Mesela destekler, çok destekler yayınlanıyor. Televizyonda görüyoruz, çok destekler var. Biz gerçekten üreticiler olarak gördüğümüz gerçek bir destek sadece şu kredilerde %50 bir hibe desteği var. Bunu görüyoruz ve yaşıyoruz biz. Tarım ve Orman Bakanlığı son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklığa karşı yeraltı barajları inşa ediyor. Bu ayın sonuna kadar 25'i, 2023 yılına kadar da 100'ü tamamlanacak. Projelerin tamamlanmasıyla 40 milyon metreküp su depolama, 600 bin kişiye içme suyu, 60 bin dekar arazinin sulanması, 45 milyon lira gelir artışı sağlanacak. Bakanlık ayrıca su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla hazırladığı kamu spotu bakanlığa ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hazırlanan yeraltı suyu suni besleme ve yeraltı barajları eylem planıyla yarı kurak coğrafyada bulunan Türkiye'de su rezervine katkıda bulunulması maksadıyla 2023 yılına kadar 100'ün üzerinde yeraltı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilerek kuraklığa karşı mücadele edilecek. Son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklığa karşı da çok önemli bir katkı sağlayacak olan proje kapsamında 2023 yılı sonuna kadar yapılacak olan en az 100 yeraltı barajı ve yaz suni besleme projesinin dağılımına göre Antalya'ya da önümüzdeki 3 yıl içinde 5 adet yeraltı barajı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kısa vadede kuraklığa karşı dikkat çekip tedbir almak amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Hazırlanan kamu spotunda bir damla suyun dahi ne kadar önemli olduğu algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bilinçli tüketime ve tasarrufa önem vererek her damlanın kıymetini bilelim. Bir damlada sen kurtar. Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, 2012'deki yasal düzenleme ile 2014'te statüleri mahalleye dönüşen köyler için yeni çalışma yapıldığını ifade etti. Sarıca, o dönem kaygımızı dile getirmiştik. Ancak yangından mal kaçırır gibi oy uğruna köyler kapatılmıştı. Şimdi kırsaldaki mahallelerin tekrar köy statüsüne dönmesinin önünün açıldığının müjdesini veriyoruz, dedi. 2012'de yürürlüğe giren ve 2014 yerel seçimleriyle uygulanan Büyükşehir Yasası'yla birlikte köy ve beldeler mahalleye dönüştürülmüştü. Büyükşehir Yasası kırsalda yaşayan vatandaşların oylarının da Büyükşehir Belediye Başkan adayına verilebilmesi ve böylece iktidar partisinin kendisine avantaj sağlama düşüncesi vardı. Bu sözler Saadet Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca'ya ait. Sarıca o dönemde çekincelerimizi dile getirmemize rağmen adeta yangından mal kaçırırcasına yürürlüğe konulmuştu. Şimdi köy statüsüne ilişkin düzenlemeyle kırsaldaki mahallelerin tekrar köy statüsüne dönmesinin önünün açıldığının müjdesini veriyoruz diye bilgi verdi. Şimdi 7254 sayılı torba yasadaki köy statüsüne ilişkin düzenleme ile kırsallardaki mahallelerin tekrar köy statüsüne dönmesinin önünün açıldığını müjdesini veriyoruz.
Yaklaşık 9 yıl önce Türkiye'deki 34.434 olan köy sayısı neredeyse yarı yarıya azalarak 18.214 köye dönüşmüştü. İlçe binasında haftalık basın toplantısında konuşan Sarıca, yaklaşık 9 yıl önce Türkiye'deki 34.434 olan köy sayısı neredeyse yarı yarıya azalarak 18.214'e düştü. Alanya'da da aynı durum söz konusuydu. Mal varlıkları ise çeşitli kurumlara geçmişti. Mahalleye dönüşen köylerin ve beldelerin ortak kullanılan tüm malları, meraları, taşınmazları bağlandıkları belediyeye geçmişti. Bu değişiklik tarımsal üretime zarar verdi eleştirisinde bulundu. Mahalleye dönüşen köylerin ve beldelerin ortak kullanılan tüm malları, meraları, taşınmazları bağlandıkları belediyeye geçmişti. Bu değişiklik tarımsal üretime zarar verdi. Bazı yerlerde tarım alanları, imar değişiklikleri ve benzeri uygulamalarla amaç dışı kullanıma açıldı. Köylerin meraları belediyeler tarafından satıldı. Konunun yıllardır takipçisi olduk. Yaptığımız girişimler ve mücadele sonuç verdi diyen Sarıca, şimdi eski köylerin yeniden kırsal mahalle adı altında köy statüsüne dönmesinin önü kanunen açıldı. Ancak muhtarların başvuru yapması gerekmektedir bilgisini paylaştı. Oradan onay çıkarak tekrar köye dönüşmüş olacak. Buradan muhtarlarımıza sesleniyoruz ve kendilerine ulaşacağız. İhtiyar heyetinin vereceği karar metni ile muhtarın belediyeye vereceği dilekçe örnekleri elimizde mevcut olup kendilerine takdim edeceğiz. Bu konuda Saadet Partisi olarak her zaman yardıma hazırız. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü atık su arıtma altyapısının ve tesislerinin standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Konaklı Arıtma Tesisinde kapsamlı bir iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması yürütülüyor. Yaklaşık olarak 13 milyon Türk lirasına mal olması beklenen çalışmanın Nisan ayı içinde tamamlanması hedefleniyor. Hızla ilerleyen ve %65'i tamamlanan proje kapsamında konaklı atık su arıtma tesisindeki kullanılamaz durumda olan havalandırma havuzu yıkılarak yeni bir havalandırma havuzu inşa ediliyor. Elektromekanik ekipmanlar iyileştiriliyor ve tesis işleme kapasitesi günlük 15 bin tondan 30 bin tona çıkarılıyor. Ayrıca Okurcalar Terfi Merkezi'ne kolektör hattı yapılarak 4 adet pompa yenisiyle değiştirilecek. Son çöktürme havuzlarında yapısal rehabilitasyon işlemleri yapılacak. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde kullanılacak olan mekanik ekipmanın da büyük kısmı temin edilerek sahaya indirildi. Bunlar arasında turbo blower, terfi merkezi pompaları, dalgıç pompalar, tahliye pompaları, burgu konveyörler, çöp presi, sıyırıcı gezer köprü, teleskopik vanalar, sürgülü kapak ve ızgaralar bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde kavşak ve orta refüjlerde peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Merkezde bulunan 17 kavşakta peyzaj düzenlemesine başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kent estetiğini artıran peyzaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak Kepez'de bulunan 17 kavşakta peyzaj düzenleme sürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kavşak ve refüjleri görsel güzellik katmak için kuru ağaç kabukları kullanarak geometrik bitki tasarımları, ağaçlar ve mevsimlik çiçeklerle süslüyor. Antalya'nın iklimine uygun çiçek, bitki ve ağaçlar dikilerek çağdaş ve modern bir kent profili ortaya konuluyor. Kepez ilçesinin görünümünün güçlenmesi yönünde başlatılan güzelleştirme çalışmaları ilçe genelinde bulunan tüm kavşaklarda devam edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu 2021 yılı faaliyet programını açıkladı. Yarış takvimine göre 2021 yılında Alanya'da 13 dağ bisikletinde toplam 18 yarış düzenlenecek. Alanya'da yeni yılın ilk bisiklet yarışları 6 Şubat 4 Nisan 2021 tarihleri arasında Alanya Manavgat Gazipaşa Gündoğmuş ilçe sınırları içerisinde düzenlenecek. Bu yarışlarda 2021 USİ yol ve dağ bisikleti müsabakaları gerçekleştirilecek. Yarışlarla ilgili 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14'te Alanya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Alanya Kaymakamlığı Başkanlığı'nda diğer ilçe kaymakamlarının ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da katılacağı hazırlık toplantısı yapılacak. Toplantıda yarışların yapılacağı güzergahlar ve alınacak tedbirler konuşulacak. Yarışlar COVID-19 tedbirleri ve kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Efendim ben Deniz Arif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Doğru, tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Efendim ben Deniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz.